Kanal 25 ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Biz Bize Erzurum programıyla karşınızdayız. Evet, sezona başladık ve sezona farklı bir yapıda başladık sevgili izleyiciler. Bundan böyle Biz Bize Erzurum programı Erzurum gündemini pazartesi günleri sadece saat 13'te 13-15 arası gerçekleştirecek ve eğer sıcak gündemler olduğu takdirde de yine canlı olarak bu programı sizler için sürdürmeye devam edeceğiz. Malum pazartesi günü yeni sezonun ilk programını gerçekleştirmiştik. Üzücü haberlerle programı açmıştık. Dolayısıyla da artık terör konusunda kimsenin ağlamasını, kimsenin üzülmemesini istiyoruz ve dolayısıyla da bu konuları çok da fazla ön planda tutmak istemediğimi buradan bir kez daha belirtiyorum. Stüdyomuzda yine her zaman olduğu gibi yorumcularımız sevgili Dursun Ali Akoç ve sevgili Alper Bıyıklı bizlerle birlikte bugün siyasete ağırlık vereceğiz sevgili izleyiciler. Malum siyasette 7 Haziran genel seçimleri sonrası hükümet tek başına iktidar konumu kalktı ve dolayısıyla koalisyon görüşmeleri yapıldı. 39 günlük bir süreç zarfında koalisyon görüşmelerinden olumlu sonuç alınamadı ve yine bir erken seçim gündeme geldi, kararı alındı ve 1 Kasım tarihinde halk bir kez daha sandık başına gidecek ve yeni hükümeti belirleme noktasında oylarını kullanacak. Tabii Türkiye erken genel seçime hazır mı? Türkiye bu seçimi yapar mı yapmaz mı? Tartışmalarım bu sabah itibariyle bu kez başladı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu anketlerde vatandaş seçimden ziyade güçlü bir koalisyonun olması noktasında görüş bildirmiş ve bu konuda da AK Parti'nin alacağı karar veya uygulayacağı politika merakla bekleniyor sevgili izleyiciler. Evet sevgili Akoç, 7 Haziran genel seçimleri öncesi burada siyasetin nabzını tuttuk. Çok konuklarımız oldu, konuştuk, tartıştık ve sandık başına gitti. Halk sonuçta koalisyon sandıktan çıktı ama o koalisyon da kurulamadı. AK Parti'nin CHP ve MHP kanadıyla yapmış olduğu görüşmelerden sonuç alınamadı. Dolayısıyla da erken seçim kararı alındı. Öncelikle bu görüşmeleri kısa bir değerlendirirsek tabloyu nasıl gördün sen? Seçim sonrasını mı? Evet. Şimdi doğru 7 Haziran'dan sonra biz seçime gittik. 7 Haziran'da seçime gittik. Türk milleti olarak oylarımızı kullandık. Vatandaşlık vazifemizi yaptık. Geldik, evimize oturduk. Sonuçları bekledik. Heyecanla, bir umutla sonuçları bekledik. Kimimiz sevindi, kimimiz üzüldü sonuçlardan sonra. Halk şunu dedi, dedi ki ben dedi artık bütün gücü bir kişinin eline vermek istemiyorum dedi. Ben koalisyon görmek istiyorum dedi. Ama halkın unuttuğu bir şey var. Biz maalesef ki ayrıştırılmış bir ülke haline gelmişiz. Şimdi bunu ben açayım isterseniz size. İdeolojik olarak, yapı olarak, kafa olarak nasıl düşünürseniz düşünün biz ayrıştırılmışız. Şimdi bir HDP ile zaten AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de biz HDP ile koalisyon kurmayız dediler. Evet. HDP'yi eledik. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti kursun dedik. Bu kez de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesin çizgileri ve bu çizgilerde esneklik yapmayacağını söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi burada sadece ılımlı siyaset izledi. Ben dedi kırmızı çizgilerim yok. Ben hükümeti kurmak istiyorum. Ama toplum nezdinde o kadar ayrılıştırmışız ki partilerde şu korku var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurarsam ben bir dahaki seçime baraj altında kalırım. Niye? Benim seçmenim muhafazakar seçmen.
Cumhuriyet Halk Partisi şundan korkuyor. Benim seçmenim sosyal demokrat, sol kesime dayalı. Ben AK Parti ile muhafazakar bir parti ile iktidar kurarsam, iktidar olursam ben baraj altında kalırım hesabı var. Şimdi hiç kimsenin memleket hesabı yok dikkat edersen. Burada. Yani işte memlekete faydalı olalım, memleket sandıktan bu çıkmış, bunu yapalım. Öyle bir şey yok. Biz bir dahaki seçime, şimdi ileri batı demokrasilerine bakarsanız, gelişmiş ülkelere bakarsanız, önlerinde 100 yıllık plan vardır. Bak 100 yıllık plan vardır. Devlet aklıyla yönetme planı vardır. Devletin planı vardır. Biz, bırakın devletin planı olmasını maalesef ki, biz seçimin ertesi günü diğer seçimi düşünen bir topluluk haline gelmişiz. Oy hesabı yaptıkları için bugün ne oldu? İktidar kurulamadı. Hükümet kurulamadı. Şimdi burada suçlu kim derseniz, suçlu hepsi. Yani tabii ki en büyük suç birazdan söyleyeceğim kime ait olduğunu ama burada dört partinin de mebali var. Dört partinin de suçu var. Çünkü 5 yıl sonraki seçimin hesabını yapıp devleti yönetmeye talip olmadılar. Hiçbiri. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de talip olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi de talip olmadı. AK Parti de talip olmadı. HDP de talip olmadı. Biz senden kurmayız, sen bizden kurmazsın. Niye? Şimdi şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi diyelim ki AK Parti ile kurdu. Seçim şeyi kurdu. Koalisyonu kurdu. Bu kez ne olacaktı? Diyeceklerdi ki ya sen ne kadar işte meydanda dedin ki ben dedin işte 17-25 Aralık operasyonlarını yapacağım. Ben bu insanları Yüce Divan'a göndereceğim. Ben sarayın vesayetini tanımıyorum dedin. Gittin. Koltuk değneği oldun. Diyecekler. Pat baraj aldı. Cumhuriyet Halk Partisi için yine aynı şey. Baraj aldı. Şimdi burada bizi yöneten insanlar maalesef ki maalesef diyorum bakın oy hesabı yapmanın haricinde memleket hesabı yapmıyorlar. Şimdi milliyetçi kesim olarak mesela diyelim ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne şunu diyebiliriz. Kardeşim şu anda ülke ekonomik ve sosyal olarak zor durumda. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile de kurarım. AK Parti ile de kurarım. Şimdilik kırmızı çizgilerimi bir kenara bırakıyorum. Bu işler düzeldiği zaman ben halkıma şunu diyeceğim. Benim şu kırmızı çizgilerim var. Bakın ben bunları yapın diyorum. Bu insanlar da yapmıyorlar. Burada mebal benden gider. Diyebilir miydi? Evet. Diyebilirdi. Ama demedi. AK Parti'de, Adalet ve Kalkınma Partisi de şunu demedi. Bakın 40 gün Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon görüşmesi yaptılar. Ve biz hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği, açıkladığı tutanaklara göre ne var? Hiç koalisyon teklifinde bulunulmamış. Şimdi seçimin ertesi günü seçim düşüncesiyle insanlar kafalarını yastığa koyup uyudular. Tamam da koalisyon teklifi sunulmamış. Peki kriterleri neye göre hazırladılar? Ben de bunu anlamıyorum. Hani madde madde kriter hazırladılar iki partide. Genel Başkan Yardımcıları zaten komisyondaydı. Komisyon üyeleri kaç kez bir araya geldi, görüştü. Şimdi, yani nasıl oluyor ki? Kriter hazırlanmamış. Bir kere kriter hazırlanmamış. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi 4 madde açıkladı. Peki bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan görüşmelerde ne konuşuldu? Cumhuriyet Halk Partisi ile konuştu. İşte ekonomiyi nasıl yaparız, şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız? Koalisyon görüşmesi değil mi? Değil. Daha biz koalisyon görüşmesi şeyi bile değil. Teklifi bile sunulmamış. 35 gün içerisinde. Yani hiç koalisyon görüşmemişler. Sadece hani koalisyon olursak nasıl olur? Şu maddeyi nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? Gibi en sonunda zaten hiç teklif sunmadan sadece seçim hükümeti kuralım, seçime gidelim. Diye bir teklif olmuş. Bunu da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etmez. Diğeri de kabul etmez. Niye kabul etsin? Adam iktidara talip diyor ki ben
iktidarı kuracağım. Yani zaten iktidara talip değilseniz siyaset yapmanın bir manası yok. Yani burada koalisyon döneminde sadece Milliyetçi Hareket Partisi 4 tane şartını açıkladı. Dedi ki benim bu 4 şartımı kabul ederseniz ben size her türlü iktidarı kurarım dedi. Diğer partilerin hiçbirinden hiçbir şart gelmedi. Şimdi topluma bakıyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir eleştiren bir nokta var. İşte ya niye kurmadı? Niye destek olmadı? Ben de şunu söylüyorum. Şimdi 4 partiye bölünmüş bir meclis var. Hepsi iktidar olmak için oradalar. Devleti yönetmeye talip oldukları için oradalar. Şimdi siz %40 oy alabilirsiniz ama tek başınıza bu millet size iktidar olma şansı vermemiş. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi siz o zaman gelin Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verin, seçim hükümetini Milliyetçi Hareket Partisi kursun. O da parti, siz de partisiniz. Evet. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne verin, Cumhuriyet Halk Partisi kursun. Yani sonuçta ama, ona da oy veren insan var, buna da oy veren insan var ve %10 anda, barajını aşarak gelmişler. Şu anda bu tablonun oluşmasının ardından özellikle piyasalar karma karışık oldu. Bakın doların geldiği nokta belli. Daha da artacak. Dolayısıyla piyasada güven endeksi oldukça düştü. Şimdi yani her sektörde büyük bir durgunluk hakim. Her şey durmuş durumda. Şimdi bunu seçime bağlamak bana çok mantıklı gelmiyor. Sebebini sorarsanız. Seçim olduğu gün 2700 küsürdü zaten dolar. 2800'leri geçmişti. Hatta 2800'lerin üzerine geçmişti. Zaten Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi çevresindeki ateş topundan dolayı zaten zor günler geçiriyordu. Yani böyle aham şahım bir ekonomimiz yok bizim. Bakmayın şişirmelere. İşte yok Merkez Bankamızda bu kadar para var, şurada bu kadar para var. Buna bakmasın insanlar. Zaten ekonomi zor durumdaydı. Ben gene söylüyorum. Yani bu programı insanlar izliyorsa yani bazı söylenenleri dikkate alsınlar. Ben burada dolar 1400 lirayken ben sana ne dedim? Dedim ki bir yıl içerisinde bu dolar 3000 lirayı bulacak. Evet. Evini sat, arabanı sat, dolar al dedim. Neye dayanarak dedim bunu? Çünkü dünya piyasalarına göre diyorum, ekonominin gidişine göre diyorum, özgürlüklerin ve hürriyetin gidişine göre söylüyorum ben bunu. Bir ülkede özgürlükler kısıtlanırsa, bir ülkede ayrıştırıcı söylemler yapılırsa, bir ülkede insanlar hukuki olarak, sosyal olarak kendini güvende görmezse, yabancı sermaye de hiç görmez. Bakın bizim petrolümüz yok. Bizim yer altından fışkıran paramız yok. Biz çalışıp alnımızın teriyle biz ekonomimizi yukarıya çıkarmamız lazım. Biz şunu dedik. Dedik ki bakın bu inşaatlar insanların elinde patlayacak. İnşaat ekonomisinin üzerinde büyüyen ekonomiler batmaya mahkumdur dedik. Çünkü inşaat giderdir. Siz inşaatı ihraç edemezsiniz. Sadece insanların parasını, ki şu anda yabancı sermaye olan bankalardan çekilen parayı getirip toprağa gömersiniz ve en az 10 yıl, 15 yıl o yabancı sermayeye götürüp bankaya para ödersiniz. Şimdi böyle bir ekonomiyle yönetilen bir ülkede zaten seçimle bir şey yapılacağı yok. Şimdi 2009'a kadar Türkiye'de sıcak para akışı vardı Türkiye'de. Referanduma kadar diyorum. Referandum önemliydi. Bakın referandumda biz evet dedik. Ama şunun için evet dedik ki bizim demokrasimiz daha iyi gelişsin. Fikir özgürlüğümüz artsın. Hürriyetimiz artsın. Kalemlerimiz özgür yazsın diye biz evet dedik. Adaletimiz tam sağlansın. Belli bir hegemonyanın altında Cumhuriyet tarihi boyunca Müslüman çocukların veya muhafazakar çocukların elendiği bir yargıdan çıksın. En azından hakkıyla gelen herkes o yargıda görev alsın diye biz evet dedik. Doğru mu? Evet. Keşke demeseymiş. Yani. Evet. Ben evet dedim. Kendi şahsıma. Şimdi ama yanlış mı yapmışız acaba? Çünkü 2009'dan sonra ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını hatta ikiye ayırmak istiyorum. Abdullah Gül öncesi, Abdullah Gül'ün dönemi ve Abdullah Gül'den sonrası. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu ki döneme kadar dönem ve sonrası.
Şimdi insanlar beni eleştirebilir. Ne demek istiyor? Açayım isterseniz parantez olarak. Evet, fazla detay şöyle. Çünkü sevgili Naci Ergen, özgürlükler ve sıcak para gelmediği zaman bir ülkeye, özgürlük, insanlar kendini güvende hissetmediği zaman, şirketler kendini güvende hissetmediği zaman kimse getirip parasını vermez. Ve bizde de sıcak para çekildi. Sıcak para akışı durdu. Şimdi Orta Doğu ülkeleri, zengin ülkeler ne diyordu? Ya Türkiye, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olana kadar, Dışişleri Bakanlığı'nı bırakana kadar ne diyordu? Türkiye güvenilir limandır diyordu. Ben götürürsem paramı Türkiye'ye, Türkiye'de benim param sağlam kalır diyordu. Yatırımı yaparsam yatırım kaybolmaz diyordu. Niye? Şimdi Kaddafi'nin başına gelene bakın. Fransa bir gecede Kaddafi'nin bütün parasına el koydu. Bakın. Ben Batı'ya götürüp teslim edeceğime Müslüman Türk milleti, Türk devleti kardeşime teslim ederim dedi. 2007'ye kadar. Ne zaman ki bir stratejik derinlik denen bir şeyin içerisine girdik, ondan sonra da sıcak para kaçmaya başladı. Biz ihracatı sadece tarıma dayalı bir ülke haline geldik. Portakal, elma, domates, salatalık, havuç ihraç edip teknoloji ithal eden bir ülke haline geldik biz. Böyle olunca da ekonomi iyi olmaz. Bunun seçimle alakası yok. Evet. Alper Hocam, siz nasıl gördünüz tabloyu? Yani 7 Haziran süreciyle ve bugün gelinen nokta. Yani sonuçta bir iktidarın bir yorgunluğu vardı. Evet. Yani ister istemez bu senelerin vermiş olduğu bir yorgunluk vardı. Seçmen üzerinde de vardı. Ülke üzerinde de vardı. İyisiyle kötüsüyle geçen yılların ardından 7 Haziran'da bir seçim yapıldı. Tabii bu seçimde insanların kafasında birçok soru işaretleri de bulunmaktaydı bu vatandaşın. Acaba çözüm süreci bizi nereye götürüyor? Acaba işte ekonomimizde ne gibi sıkıntılar var? Acaba işte işsizlik sıkıntısı nasıl çözülecek? Acaba bunu hangi parti çözebilecek? Gibilerinden sorular sormaya başladı bu sefer kendine. Çünkü bir yerden sonra artık sorgulama başladı bence. Tabii 7 Haziran seçimlerinin ardından durumun ne kadar farklı olduğunu hepimiz ertesi günü gördük. Yani artık durumların değiştiğini, yüzdelerin değiştiğini, milletvekili sayılarının değiştiğini hepimiz bunu bir şekilde şahit olduk. Ama bence bu süre bir şey için beklenen bir süreydi. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin veyahut da CHP'nin koalisyon görüşmeleri veyahut da AKP ile yapılan koalisyon görüşmeleri bence önceden karar alınmış bir olaydı. Milliyetçi Hareket Partisi bir kere bir duruş sergiledi bence. Eleştiririz ya da eleştirmeyiz. Ben objektif olarak bakmak istiyorum bu konuya. Çünkü niye? DSP döneminde hatırlarsanız bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Ve o dönemden Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıllar sonra dahi önüne çıkartılan değil mi? Birçok sıkıntıyla karşılaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi ve genel başkanı bu sefer ne yaptı? Ben yani şuna kanaat getirdim. Daha temkinli ve daha dikkatli adımlar atmaya çalıştı. Evet. Ve şu da var. Şimdi bazen ben bazı şeylere kızıyorum. Yani tamam, çözüm süreci olabilir ki belki de çok ciddi iyi niyetle başladı bunlar. Sonradan önü alınamadı. AKP seçmeni veyahut da iktidar partisine o dönemde gönül vermiş seçmen, kusura bakmasınlar da, bölücü zihniyette olan insanlar değiller ki. Onlar da vatanlarını seviyorlar, onlar da milletini seviyorlar, onlar da bayraklarını seviyorlar. Ama birileri onlara iyi anlatamadı bence bu olay. Şimdi yeni yeni algılanmaya başladı ama bu sefer gene şahsi doneler dönmeye başladı. Bir kere vatan ve millet konularında şahsi konuşmamak lazım bence. Az önce Dursun Ali Bey çok güzel dedi. Dedi ki 100 yıllık projeler var, 50 yıllık, işte 200 yıllık projeler var. Biz hep liderler üzerine konuşuyoruz. Çok enteresan bir ülkeyiz. Geçen gün Obama'nın bir konuşması vardı. Ben diyor bir yerden sonra bittiysem bırakmam lazım diyor. Ben artık yapamam diyor. Evet. Bizim de artık şahısları bir tarafa bırakıp bence ülkemizin geleceğiyle alakalı konuşmamız lazım. Şimdi burada yalnız sevgili hocam, Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz ki iki dönem yapılıyor. Evet. Devlet başkanı. Evet, evet. Türkiye'de ise
Devlet Bahçeli kaç yıldır genel başkan? Rahmetli Türkeş'in ardından değil mi? Sonra, evet. Kaç yıl oldu? 1697 evet. 20 yıl. 20 yıl. Başarı var mı? Şimdi şöyle diyeyim. Başarıyı biz neye göre değerlendireceğiz aslında? Yüzdelik hesaplara vurduğunuz zaman Sayın Genel Başkan başarılı olduğunu kendisi izah ediyor. Nasıl bir başarı? Yani şöyle, 97 yani rahmetli... 97'den bu döne kaç seçim atlatılmış? İşte ama atlatılan seçimlerde de yüzdelik üstüne konulmuş. Ama hayır, şimdi şu var. Bak demin ne diyoruz? Demokrasi ülkesi Amerika'da iki dönem değil mi? Sen 20 yıldır bir partinin genel başkanısın. Yani %1, %2 oy artırıyorsun, bunu başarı görüyorsun. Değil. Bu olmaması lazım. Hani liderleri konuşuyoruz diyoruz ya. Şimdi önceden işte Deniz Baykal vardı. Rahmetli Süleyman Demirel evet. vardı. İşte eski liderleri Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin vardı. Yani bu parti benim mantığı. Doğru değil. İki dönem veya üç dönem. İşte AK Parti'de bu güzel bir kural. Üç dönemden sonra abi bırakacaksın. Başarılı ol veya olma. En güzeli budur. Esnedi bu seçim. Hayır ya, esnesin veya esnemesin onu demiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli bugün Ülkücü Camia veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde olup sırf Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığını istemeyen kişi sayısı da var. Ve ona tepki olsun diye oy vermeyen MHP'liler de var. Bunu da konuşmak lazım. Zaten Naci Bey bakın. Milliyetçi Hareket Partisi köklü bir partidir. Evet. Şimdi CHP de köklü bir partidir. İşte rahmetli Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu Refah Partisi de köklü bir partidir Milli Selamet olarak. Ama şu var, Ülkücü Hareket içerisinde ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde lidere karşı büyük bir saygı vardır. Lider konusunda farklı diğer partilerden ayıran farklı özellikleri vardır. MHP'yi eğer konuşacaksak bu şey içerisinde konuşmakta fayda var. Demokrasi var mı parti içerisinde? Tabii ki kurullar yapılıyor, kurultaylar yapılıyor, karşısına rakipler çıkıyor. Yani burada artık bir yerden sonra genel başkanın değişmesi gerekecekse parti içerisinde görev yapan, önde gelen, bu işte görevli olan arkadaşların çalışmalar yapması lazım. Sevgili ama hocam, devlet beyi şöyle bir şey diyeyim. Siyasette, ama siyasette özür diliyorum, siyasette ittifak vardır değil mi? Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu niye Büyük Birlik Partisi'ni kurdu? Yani Milliyetçi Hareket Partiliydi bu değil mi? Evet. MHP'liydi. Niye Büyük Birlik Partisi'ni kurdu, ayrıldı? Onu da geçtik. İşte ittifak yapmak isteyen siyasi partilere bakın. Onlara kapılar kapanıyor. Artı, onu da geçtik. Son dönemlerde bir Meral Akşener furyası çıktı ortaya. Genel başkanlık için ismi dolaşmaya başladı. Ama ne oldu? Devlet Bey onun da önünü kesti. Meclis Başkan adaylığı bir ara gündeme geldi. Sırf ismi ön plana çıktığı için oradan da geri çekim. Yani böyle bir siyasette... İşte Naci Bey, aslında ben şunu demeye getirdim. Şimdi bugün hükümetin geçmiş iktidardaki dönemi diyorum. Kadroya baktığınız zaman hepsi bir yani ilk 11'de oynayacak bir kadroydu. Hepsi bir Ronaldo'ydu mesela. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu özellik vardı. Gerçekten köklü bir parti olarak diyorum bunu. Bir Meral Akşener o dönemki iktidar partisinin 5 tane vekiline de şart yani bir eşit şeydeydi. Bir Sinan Ogan, evet. bir Ümit Özdağ, bir Koray Aydın gibi yani MHP'nin hiç hafife alınmayacak. Aynen, ciddi topları. Kaleleri var. Evet, ağır topları var. Ama şu var, Devlet Bey'in bu konuyla ilgili bir açıklaması var mesela. Kendisi aynen şunu ifade ediyor, diyor ki ya Meral Akşener'i sürekli şey yapıyorsunuz ama diyor bizim partimiz içerisinde diyor. He. Çok birbirinden değerli birçok insan var diyor. Önünü kapatmayın diyor Meral Hanım'ın. Yani aslında Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin almak istediği ayrı bir tedbir var bence. Yani parti içerisindeki bölünmelere de bir nevi belki tedbir almaya çalışıyor. Ben savunmak babında demiyorum. Kendince tedbir almaya çalışıyor olabilir. Ama dediğiniz doğru. Parti içerisinde bir şey bir ilerleme kaydedemiyorsa partinin önde gelen isimleri olur. Veyahut da diğerler olur. Bununla ilgili çalışmalar yapabilirler. Yani bu konuda da koalisyon konusuna da gelecek olursak eğer
Özür dileyerek koalisyona girmeden önce ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında bu hareketi başlattığı zaman insanların sevgisi yavaş yavaş artmaya başladı, değil mi? Halkla diyalogları, halkla ilişkileri, kendini ifade etmesi, vücut dili, beden dili, konuşması, hatipliği bilmem ne var, değil mi? Dört dörtlük. Şu anda insanlar hala o rüzgarın arkasında gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi İslamiyet'te kendinden büyük insanlara elini öptürür müsün? Şimdi soruma cevap alabilir miyim? Ben vereceğim şimdi. Ya aslında savunmak bana kalmadı savunma ama değil. Şöyle şimdi diyeyim. Liderlik ayrı bir şeydir. Otoriterlik ayrı Bey, bir şöyle şeydir. Diyeyim. Bir tane sakallı cübbeli bir beyefendiyle çekilmiş bir fotoğraf vardı. Devlet Bey masasında oturduğu zaman gelip elini öpüyor işte. Ve inanın bütün sitelerde bu fotoğraf yayınlanmaya başladı. İşte baban yaşındaki babandan büyük bir adam elini öptürmeye utanmadım bir gibilerinden. Ya size samimiyetimle söylüyorum. Bakın yani savunmak için demiyorum. İsteyen araştırabilir bunu. Elini öptürdüğü kişi 35 yaşında birisi çıktı. Vallahi ben... Nereye geleceğim? Hayır, ben bunu bakın savunmak için demiyorum. Elini öptürür ya da öptürmez. Haklısınız. Bu konuyla alakalı çok ciddi eleştiriler alıyordur ya da almıyordur. Bu Devlet Bey'in kendi bileceği iştir. Ben buradan kendisine o konuyla ilgili bir müdahalede bulunamam. Ama bir lider kendisiyle alakalı halktan bir sitem görüyorsa bunun yani Sayın Cumhurbaşkanı için de geçerli, Sayın Başbakan için de geçerli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için de geçerli. Halktan kendisine karşı bir sitem varsa bunu dikkate almaları lazım ki gene burada iş danışmanlara düşüyor. Evet, boşver. Erzurum'a geldiğinde de gördük. Ne 35 yaşı. Onu bir tarafa geçtik. Yani bir liderin illa eli öpülecek diye elini şöyle uzatmasının da bir şimdi mantığı Naci yok Bey, da. Şimdi Naci Bey, şöyle diyeyim, çok özür dilerim. Doğru. Ben nereye geleceğim? Şimdi Devlet Bey'in elini öptürmesiyle alakalı serzenişte bulunan arkadaşlar şunu hiçbir zaman demediler ama. İşte biz birilerinin de şu olduk, bu olduk. Yani biraz objektif yaklaşmak lazım bu olaya. Yani bazıları birilerine halife dediği zaman, bazıları birilerini peygamber statüsüne koyduğu zaman, bazıları birilerine işte sarhoş dediği zaman, mesela özür dilerim, halk bunları eleştirmiyor da, yani Devlet Bey'in el öptürmesiyle alakalı neden bu kadar ciddi bir şey var? Ben illa da eleştiri konusu olsun sizi falan demiyorum, diye demiyorum. Haklısınız, doğru. Onunla alakalı çok eleştiren var ama. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bakın, hep Amerika'yı örnek gösteriyorlar. Baştaki bizim siyasilerimiz. Onlar bizden örnek almıştı ama ne yazık ki. Neyse, şu anda o tablo evet, var. Doğru. Ama ben ne diyorum? Obama bugün dünyanın en kuvvetli, en güçlü ülkesinin devlet başkanı, değil mi? Bizden ama adamın iki dönem var. İki dönem. Evet. Üçüncü dönemi yok abi. Şimdi Bill Clinton vardı. İşte Ronald Reagan vardı, onun babası vardı, George Bush vardı, daha kimler vardı ki? Aynen. Ama neredeler? Şu an tarih oldular, değil mi? Ama bizde öyle bir şey yok. Abi 1997'den beri o koltuğa oturmuşum, karşıma Dursun Ali Akkoç'ta rakip çıktığı zaman ezin başını, atın partiden, ama ihraç edin. Bu doğru. Bu dediğimiz hiçbirisi de yok ki Naci Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne şeyde, baktığımızda MHP'de var ama. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda ne kadar geçerli bu? Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu anda ne kadar o geçerli? Şimdi başbakan bile atamayla geliyorsa, yani şu anda bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ni atamayla yani, derken genel kurul yaptılar. Ya işte ben şunu anlatmak istiyorum. Bahçeli yapmıyor mu? Havada mı geliyor? Kurultayla geldiği zaman. Bahçeli kurultay yapmıyor mu? Havada mı geliyor? Da, Sayın Başbakan kurultayla geldiği zaman mı? Yani ben demek istediğim o. Haklısınız, doğru. Siz yani sonuçta gazetecisiniz. İnsanların eleştirileri sizin havuzunuzda toplanıyor. Haklısınız. Hepsini bir alabalık balık sepetiyle alır gibi önümüze koyuyorsunuz. Onda da haklısınız. Ama ben de şunu soruyorum. Diyorum ki eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptıklarıyla eleştireceksek, yani diğerlerinde de aynı şeyler yok mu acaba? Var. Ben işte o yüzden diyorum, evet, bugün dünyanın süper devleti Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, Obama iki dönem yapıyor diyoruz, haklısınız, evet. Bizim de artık siyasi
konjonktürümüzü değiştirmemiz lazım. İşte hep aynı tarzdayız. Bak hoca, çok güzel bir yere geldim. Bir şey soracağım. Şimdi aday adayları seçimlerden önce evet. Buraya her şeyi konuşurlar. Boy gösterirler. Aday listesi açıklanır. O listeye girenler şunu düşünüyorum, şu projem var, şöyle yapacağım, bunu yapacağım der. Seçilirler ki şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir vekil var. Ama 3 aylık bir süre geçti sanıyorum. Ne yaptı? Ne yapsın? Bir dakika. Şimdi bakın ben gene şunu diyorum. Dur şunu diyorum sevgili hocam. Şimdi aday seçilemeyenler, siyaset içinde olanlar illa vekil seçildiğin zaman mı Erzurum'u alacaksın diline? Niye yoksun? Şimdi bakın ben gene savunmak için demiyorum bunu. Samimiyetimle söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olan Profesör Doktor Kamil Aydın ne zaman milletvekili oldu? Ne kadar geçti aradan Dursun Emre'ye? 3 ay. 3 ay geçti. Yani, 3 ay derdi. Şimdi bence bakın objektif olarak diyorum bu diğer parti için de geçerli. Samimiyetimle söylüyorum. Ben burada asla şey konuşmuyorum. Diğer partiden birisini de söylemiş olsaydınız mesela ben gene aynısını diyecektim. 3 ay geçtiği için şu anda kimseye bazı konular hakkında eleştiri getirmemize hakkımız yok. Ama ben kendi gözümden şahit olduğum bazı noktaları diyeyim. Bir İbrahim Aydemir olsun. Yani gerçekten Allah'ı var vızır vızır etrafta ben görüyorum. Tamam. Bir de Kamil Bey mesela şey hiç demiyoruz ta şimdi yerlerini vermeyelim de sonradan sıkıntı olmasın. Ta bir yerdeki ücra köşelerdeki gidip görevlileri, bekçileri, oradaki bekleyen memuru ziyaret ediyor. Yani bence henüz erken aslında Naci Bey. Samimiyetimden söylüyorum. Bir şeyin adını koyabilmemiz için belli bir zamanın geçmesi lazım. Yapmasın ben de eleştireceğim Kamil Bey. Söz veriyorum. Şimdi ben asıl konum şuydu benim. Ben vekillik 3 aylık süre falan onu demiyorum. İşte ne yaptığına geliyor. Şimdi aday listelerinde geriye kalan 5 aday var değil mi? 5 aday. Kaldı. Naci Bey Allah için şunu diyeyim. Yani Kamil Bey daha meclisin havasını yeni teneffüs etti. Evet. İbrahim Bey de aynı. Veyahut da diğer. Yenilerini diyorum bakın ben yani böyle bu yıllarını vermiş olanları demiyorum. Daha partinin koridorlarını yeni tanıyor. Daha odasındaki masanın rengini yeni adapte oluyor. Yani yeni yeni bazı şeylere adapte oluyoruz. Ben psikolojik olarak konuşuyorum. O yüzden biz de Erzurumlular olarak A partisi B partisi olmadan yani diğeri hariç, bölücü zihniyette olan hariç bizim oradaki bütün partilerimizin milletvekillerine aslında destek olmamız lazım. Psikolojikmen de destek olmamız lazım. Çünkü bir tane Erzurum var. Bir tane Türkiye var. Yani ben artık şundan çıkma gerektiğine inanıyorum. Takım tutmak gibi, parti tutmanın artık ben karşısındayım. Ama şu var, hak edene hakkını ver ama haksızlığa doğuruyorsa ona hakkını savunmaya çalış. Yani şu anda biz siyaseti konuşacağız ama Erzurum'da şu anda siyaset namına ne var? Her parti açısından tartışılmalı. Peki sevgili Alper Hoca, 7 Haziran'dan ziyade Mart ayında yapılan yerel seçimler vardı. 30 Mart yerel seçim. Evet. Erzurum'da ne değişti sence? Prestijimiz değişti. Prestijimiz. Yani ben demiyorum onu. Sayın belediye başkanımız diyor yani prestij caddeleriyle, şeyle. Yani kendisinin ifadeleri ben asla kötülemek için demiyorum. Hani değişen şeyler olmuş mudur? Sağ olsun asfaltımızı, kaldırımımızı yapmıştır. Farklı sokak lambaları koymuştur. Teşekkür ediyoruz yani bunu Şanlıurfa Belediyesi de yapıyor. Yani Mardin Belediyesi de yapıyor. Allah razı olsun onlardan farklı bir. Ama 10 yıllık belediye yapmadı yine iktidar partisini. İşte o prestij anlayışı farklıymış. O da başka bir manada isim koyarak sokaklar yaptı demek ki. Yani şu anda ben yeni belediye başkanının ne yapıp yapmadığı konusunda da şunu diyeyim mesela. Yani sporla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Mesela Palandöken'in girişindeki spor tesisleri. Bence çok akıllıca bir hareket. Ama onun dışında da şimdi Erzurum spor memleketi yani sadece o aktivitelerden mi gideceğiz? Bence yok. Bir Karadağ problemi yaşandı. Onca halk mağdur oldu.
Hiç kimse bu işe el atmadı. A partisi de B partisine ne yazık ki. Şimdi sadece kalkıp orayı da eleştirmeyelim. Onun dışında şehirle alakalı sadece bir kaldırım, asfalt yapılmayla da bir takdir bekliyorlarsa tamam, o takdiri verelim. Ne görmek istiyorsun her zaman? Yani şöyle diyeyim, ben sosyal olarak kültürel faaliyetlerin yoğunlukta olduğu bir şehir olmasını istiyorum. Sinema salonlarının, tiyatro salonlarının, halka hitap edecek yerlerin olmasını istiyorum. Bununla birlikte iş istihdamı kurabileceğimiz, sen şucusun bucusun demeden, sen şuna oy vermişsin diye işten çıkartılacak zihniyetlerden de uzak bir sistemin getirmesi istiyorum. Bir de ayrıyeten aldığı eleştirileri diyeceğim. Ben duyduğum için demiyorum. Günahını almayayım kimsenin. İstanbul'dan birçok kendisinin birilerini getirip işe koyduğu söyleniyor. Eğer bu da doğruysa bence haksızlık ediyor memlekete. Bu memleketin hiç yetiştirdiği insan yok mu? Yok mu Naci Bey? Eğer bu da varsa benim kendisinden ricam, bir elmas çok değerlidir. Evet. Ama ben Müslümanlar, Allah rızası için şu elması bir arayın artık ya. Bir araştırın, bir bulun, bir gazma kürek vurun, o elması bir bulun. Ondan sonra sarraf olun da ben sizi göreyim. Sonuna kadar da ardınızda giderim. Yok. Çocukların hepsi pırıl pırıl, Erzurum'un dadaşları, gençleri. Allah için kahvelere gidin, hepsi işsiz güçsüz geziyor. Yanlış anlamayın, bunu belediye mi çözecek? Alakası yok. Ben şimdi öyle çirkin siyaset konuşmayı da sevmem. Hani bunu sadece belediye çözecek diye bir kaydı da yok. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Ama bazen birilerinin de gidip Sayın Belediye Başkanımızın çayını içip şunu demesi lazım. Sayın Belediye Başkanı, ya bakın bu memleketin bazı sıkıntıları var. Lütfen bizim memleketimizde gerekirse Kamil Bey gitsin söylesin. Kim? Gerekirse İbrahim Bey gitsin niye söylesin. Ben gidip ne sıfattan söyleyeceğim? Niye söylemiyorlar? Dur şimdi. Dedin ki işte İstanbul'dan ekip getirmiş falan filan. Yo, ben duyduğumu söylüyorum. İddia. Evet. Bir yılı geçti değil mi? Evet. Şimdi İstanbul'dan ekip gelmiş. Evet, bunu çok konuşuldu. Ya iyiyse de iyidir. Yok yok. Heh. Şimdi Allah var. 10 yılda iktidar partisinde yönetilmiş bir Erzurum var. Bir de bir yıllık bir Erzurum var. Bak, aradaki fark ne diyorsun ki? Prestij caddeleri, ışıklandırma, çiçek, böcek, kaldırımlar, yollar. Bak, altyapı için yapılan çalışmalar var. Olimpiyat sportif, parkı, sportif, sportif olimpiyat parkı ve daha bilmediğimiz yani bir sürü var. Şunu demeye getiriyorum. Şimdi sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütleri gidip sadece çay içip teşekkür edip ayrılacaklarına niye bu sizin dediklerinizi söylemiyorlar? Ama özür dilerim. Bak, çok güzel bir konuya geldiniz. Ben Güneş Vakfı Başkanı Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Erbak evet. Başkanı Sayın Erdal Güzel, işte evet. Diğer derneklerimizin başkanları olsun. Şunu diyeyim. Bakın, Allah rızası için gerçekten ben kendilerini çok takdir ediyorum. Acayip çalışmaları var. Yani daha geçen Erdal Bey'leydim. Erdal Bey kendisi Balkanlara gittiğini ve Balkanlarda işte bazı çalışmalar yapılacağını, işte Erzurum'la ilgili çalışmalar olduğunu. Alparslan Bey her cuma günleri konferanslar oluyor. Bu ülke, memleket için çeşitli şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi evet. Kendisi geleneksel sporlar genel başkanı. Ama bir günde ben bilmiyorum, günahını almayayım. Belediye başkanımızın bu dediğimiz dernekleri, vakıfları ziyaret ederek hiçbir istişare ettiğini duydum mu? Duyduk mu? Veyahut da dediğimiz vakıfların, derneklerin hiçbir araya gelerek ya sayın belediye başkanım hele bir gelin bakın biz kimiz, neyiz? Bizim de fikirlerimizi alın dediklerini gittiler, duyduk mu? Gittiler. Doğrudur, teşekkür etmişler. Tek işte, tek siz gittiler. De derse. Tek tek. Ya bu sadece teşekkürle olmuyor Naci Bey. Ama şimdi dışarıdan gelen adam da bakıyor ki Erzurum'da hep teşekküre geldikleri için. Ya gerçek manada hocam sorunu. Hocam eleştiren de köy arıyor kendine. Şimdi bakın. Eleştiren de köy arıyor kendine. Evet. Haksız mıyım? Doğru söyleyen 9 köyden kovulmuş derler. Evet. Doğru söyleyen de köy arıyor. Şimdi bazen ben diyorum korkun. Ama Allah'tan korkun ya. Şahıslardan bir yere kadar korkabiliriz. Doğrudur. Hocam özür dilerim. Bir sözünü kesiyorum. Karşımızda kongre binası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesine evet, girdi değil mi? Evet.
Kongre Caddesi yapıldı. Evet. Güzelleşti. Kongre binasına tadilat yapıldı, restorasyonu yapıldı. Ama inanın bahçesinde ne yapıyorlar biliyor musun hocam? Araba yıkıyorlar, araba. İşte bunu Sayın Belediye Başkanı'na birilerinin demesi lazım. Şimdi çekip yayınlamak hadi görevimiz. Ama bu sefer de diyecekler ya başka işin gücün yok, adam araba yıkıyor bak, bu kadar. Değil. Burası tarihi bir mekansa. Ziyaretçilerin gelip gittiği. Ama 5'ten sonra bir gün şahit olursunuz, adam içerisinde bahçede suyu da bedava, içeriden tortumu tatmış, araba yıkıyor bugün, bahçede. Bugün İngiltere'de... Kendi şahsi araba. Tabii ki. Bugün İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde olsun, öyle ilginç müzeler, tarihi eserler var ki 50 metre yanına yaklaştırmazlar. Ve ücretli. Ya ve ücretli, doğru. Yani bu tür şeylerin artık bir şekilde söylenmesi lazım. İstihbaratı yok mu? Olsun istihbaratı. Bazı birimlerde de istihbarat olsun. Yani bu halkın ne sıkıntısı var, bu milletin ne sıkıntısı var. Sadece zabıtanın görevi kaldırmak, koyan masayı, sandalyeyi mi kaldırmak? Özür dilerim şimdi, ben bu arkadaşları eleştirmeyeyim yani. Ama veyahut da megafonu eline alıp 25 FK işte 322'yi sağa çek. Öyle demek değil bu işler ya. Biraz bazı şeylerin eğitiminden, biraz bazı şeylerin objektif olarak şeyinden geçmek lazım. Otobüs şoförlerimizden minibüs şoförlerine varana kadar. Çok eksiğim. Sadece şimdi biz bu memleketi kaldırıma göre... Hayır. Ama bu da şimdi sadece bir Sayın Sekmen'in suçu da değil. Yani ben demek istediğim ne? Bu işi bizim birlikte çözmemiz lazım. Valiliğiyle, Büyükşehir Belediyesi'yle, alt belediyelerle ve vakıf derneklerle bizim bu işi çözmemiz lazım. Bizim bu konuyla ilgili Erzurum Üst Kurulu gibi bir şey kurmamız lazım. Erzurum'la ilgili sıkıntıları orada konuşmamız lazım. Muhalefetleri de oraya koymamız lazım. Ya şimdi herkes pop poflayabilir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı kim? Yani şey, şimdi Kılıçdaroğlu diyeceğim ama onu diyeceğim. Tamam Kılıçdaroğlu. Evet. İl Başkanı kim? İl başkanını inanın bak şimdi ayıp olacak. Hayır, kendisine. Hayır, kim soruyorum? Tanımıyorum. Sen ismi söyle. Tanımıyorum ya. MHP'nin il başkanı kim? Ahmet Anatepe. Tanıyor musun? Evet. Peki diğer partilerin? Faik şey Saadet Partisi'nin tanıyordum da unuttum bak yani ismini bir de. Şimdi burada sıkıntı şu sevgili hocam. Dernekler, sivil toplum örgütleri. Bakın burada bile o kadar bir kemikleşmiş yapı var ki. Şimdi Etso'da kim var? Lütfü Yücelik var. Yani Lütfü ben Yücelik, kalktım evet. Lütfü Yücelik. Allah uzun ömür verirse ben öleceğim Lütfü Yücelik. Ticaret borsasında kim var? Hakkı Kınıslıoğlu. Evet. Kaç yıldır görevde? Bayağı bildir. Babasından devralmış. Babasından. Hocam gülmeyin. Ciddi söylüyorum bunları. Ne kadar maaş alıyorlar? En az bir 10 bin. Kaç defa sorduk bu ekrandan? Çıkın arkadaş gelin şuraya. Stüdyo hazır. Ne yaptınız Erzurum için? Şimdi bakın lütfen. Aldığınız paranın hakkını veriyor musunuz? Oturduğunuz o koltukta o görevin ne olduğunu biliyor musunuz? Bunları konuşmamış. Çok ben özür dilerim Naci Bey. Yoksa, ama şunu diyeyim. Bakın, belediye ben başkanı Bey'i, dışarıdan adam getirmiş. Erzurum'daki gençler eleştirse, ben Lütfü Bey'i hiç tanımam. Özür dilerim. Evet. Gerçekten hiç tanımam. Evet. Ama şu var yani Aşkale Çimento'yu nereye getirdiği de gözüküyor yani. O zaman gitsin Aşkale Çimento'nun başında dursun. Ama Erzurum'la ilgili hiç mi çalışması yok? Mesela ne yani, var abi? Bir üniversite açma çalışmaları vardı ne mesela. Ne oldu? Kaç yıldır ne oldu? Ama bakın bu atılım yapmaları bile yani bence ne oldu büyük ama hocam sonuç ne? Sonucu onlarla ilgili en son bir şeyleri vardı. Önümüzdeki sene içerisinde o kurulumla ilgili bir çalışmaları vardı. Erzurum doğru. Teknik Üniversitesi kurulmadan önce bu vardı. Bu vakıf üniversitesi. Erzurum Teknik Üniversitesi kuruldu, faaliyete geçti, yapıldı. Her şeyi şu anda eğitim, öğretim yanında hala Etso bir... İşte doğru. Yine dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Bizim bu sorunları beraber çözmemiz lazım. Sadece bir belediye başkanına bu işi yıkamayız. Ama işte sıkıntı ne biliyor musun hocam? Şu koltuğa oturuyoruz ya. Yapışıyoruz. Oturuyoruz ya. İlk bir ay. Bak ilk bir ay. Şimdi geçen Emekliler Derneği'nin genel kurulu vardı. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. 6 tane aday, 5 tane veya 6 tane aday var başkanlık için. Hep vaatler. Ben şunu yapacağım, ben onu yapacağım, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Kongre yapıldı. Yeni bir yönetim kazandı. Yeni yönetim ne yapıyor biliyor musun? Sadece hoca,
gömleği ve kravatını, takım elbisesini değiştirmiş, o koltuğa oturdu. Şu ana kadar icraatlar mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu? Olmaz da. Bekleyemezsin de. Çünkü niye? Hesap soran yok, denetim yapan yok, beklenti yok. E ne kardeşim? Ben asgari ücret maaşla geliyor oradan, emekli maaşım da var. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ondan sonra da ben Erzurum için çalışıyorum. Kim kabul eder bunu? Doğru, işte sorgulayan bir halkın olması lazım artık. Yani bir Kayserili, bir Trabzonlu batıya doğru gittikçe, Karadeniz'e doğru gittikçe bir Artvinli mesela bunları gayet rahat bir şekilde yapabiliyor da. Ya bir Erzurumlu olarak biz niye yapmıyoruz? O zaman vebal altındayız. İşte onu ben şunu diyorum sevgili hocam. Adam İstanbul'dan adam getirmiş, ekibini kurmuş bilmem ne. Ya Erzurum'da kimse cesaret edemedi ki. Ahmet Küçükler 10 yıl, 2 dönem belediye başkanlığı yaptı burada. Kendi ekibi vardı, onlar da Erzurumluydu. Niye presli caddeleri yapılmadı? Niye fuar alanı bu şekilde olmadı? Niye şehrin estetik görüntüsü değiştirilmedi? Boyasıdır, badanasıdır bilmem nesi. Ama şu da var, bundan önceki bir Mahmut uykusuz dönemini de hatırlayın. Evet. Karla mücadelede çok ciddi anlamda takdir toplayan bir belediye başkanıydı. Erzurum'un yani ya peyzaj anlamında da ilkleri başlatan bir belediye başkanıydı. Yani nereye gelmek istiyorum? O dönemde bu halk alıp Mahmut Bey'in elinden alıp küçüklere de vermesini bildi. İkinci bir defa daha vermesini bildi. Yani Mahmut Bey dönemindeki de Erzurumluydu. Demek ki elması bulmak önemli bence. Vallahi elması bulmak önemli de elması arayan yok. Ha çok, ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu elması bir bulsalar. Allah rızası için biraz elmas aramaya çıksınlar. Yani bu elmas sadece İstanbul'da, Ankara'da yetişmiyor ya, bulunmuyor. Özür dilerim, sanki meyveymiş gibi. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hafta sonu güreşler vardı. Evet. Ve biz yönetim kurulu başkanımız Kemal Koç'la beraber gittik güreşlere. Orada bir şeye şahit oldum. Erzurum'un büyükler kategorisinde güreş takımı yoktu. Vardı, kapatıldı, açıldı, kapatıldı, muallakta kaldı. Büyükşehir Belediyesi büyükler güreş takımını kurdu ve geçenlerde de şampiyon oldu o takım. Ve o belediye başkanı o çocukları çağırdı. Dereceye girmişler, Avrupa şampiyonası mı, dünya şampiyonasında ikinci veya üçüncü olmuşlar. Abi birine 55 Cumhuriyet altını, birine de 65 milyon, yani yalan olmasın öyle bir şey sayılarda hediye verdi ve şöyle dedi. Arkadaş, kim derece getirirse sözümüz söz. Sporcuya sahip çıkma noktasında. Orada ben bir şey ekleyeyim de yani şöyle bir şey var. Bir sözü daha vardı. Avrupa ya da dünyada altın madalya getirene ev vereceğim demişti. Aynen. Ama Gökhan arkadaşımıza vermiyor. Nasıl? Hani bilek güreşinden falan sürekli dünya ve Avrupa'da birinci olan Gökhan arkadaşımız var. Evet. Yani özürlü kategorisinde de olsa o şimdi milli takımda. Milli takımda milli tabii. Takımdaki o zaman bunu ödül yönetmeliğine hayır bir dakika. Şimdi ödül yönetmeliği yönetmeliği karıştırma. Hayır prosedür şimdi var. 55'ten altını söylüyorsan ama şey de söyledi ki yani bir söz vermişti. Hayır, o arkadaşlar hayır. Dedi ki şu bakın, sözü vermişti. Ödül yönetmeliği diye birinci bir şey olursan var. Kim birinci olursa ona ev vereceğim sevgili demişti. Sevgili Akkoç ödül yönetmeliği vardır. Bilek güreşi kategorisi var mı? O zaman o da şöyle deseydi, şimdi beni ama kızdırıyorsun, şöyle bir şey deseydi, deseydi kardeşim bilek güreşi hariç hepsine ev vereceğim. Ne alakası var? Şimdi Allah ben Allah. Gideyim, ben gideyim dağdan kızakla kayıp vereyim, dünya şampiyonu oldum, bana ev ver. Hayır, bu mu yani? Şey diyor, normalde genelleme olarak diyor ki Avrupa ve dünya birincisi olana ev vereceğim diyor. Ama bir dakika. O zaman güreşi hayır. O bak, zaman bilek güreşin öyle şey mi olur? Kalandöken belediyesinin basketbol takımına da Aziz yapmaları lazım. Bak bak bir dakika oradaki olay ne biliyor musun? Avrupa şampiyonu mu olduk? Şimdi şey Doğan var. Ancı Doğan Ancı engelli okçumuz biliyorsun. Ve derece yaptı. Ne oldu? Belediyenin bünyesinde değil. Devlet kendi yönetmenliğine göre Gençlik Spor Bakanlığı ödül yönetmeliğine göre ödüllerini verdi. Şimdi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün işini getirip Mehmet Sekmen'e yıkarsan olmaz. Öyle bir şey yok. Kardeş,
Sen beni, bak anlamıyorsun beni. Ben anlamıyorum şunu diyorum. Değil. Ya bana şöyle ekranın karşısında demedim. Kim birinci olursa ona ev vereceğim. Kim birinci olursa derken hayır, canım. Hayır Avrupa şimdi... ya da şeyde birinci olursa. Hayır ama ev... şimdi getirip işi farklı boyuta getiriyorsun. Bence... Ama ondan sonra o sözü verdikten sonra sen şimdi niye benim bence yönetmeliği koyuyorsun? Fazla... Hayır hayır bir dakika. Niye yönetmeliği koyuyorsun? Ama şimdi burada karıştırdığım bir şey var. Ben diyorum ki bu adamlar Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu. Bünyesindeki sporcusun. Tamam ben de bir sorunu tamam dile mı? Getirdim. Tamam yani bu söz verilmiş. O arkadaşa o sözün arkasında durursun diyorum. O arkadaşa genel, verilmiş söz. Hayır, genel olarak. Ha, genel konuşmuş. Tamam. Avrupa ve dünya şampiyonasında altın aslında... madalya getiren Erzurumlu arkadaşa ev vereceğim demiş. Yani bence bu konu ayırmamış yani. Bu yani belki de kendi belediye bünyesinde çalışanları kastetmek istedi. Belki yani şey ama. Bilardo da adam gidip şampiyon olacak, gelecek. Bilardo kötü bir şey mi? Allah Allah. Sami Saygınar ismi yani. Şimdi Akoç işi farklı boyuta getirme. Niye getirmeyeyim? Hayır spor ayrımı yapma. Şimdi arkadaşlar, iyi döndür hakkını yeme. Bundan önce. Tamam yani böyle bir sözü var yani. Tamam bundan önce. Unutma bunu. Avrupa şampiyonu olup da havaalanında çiçeklerle karşılanıp valinin, milli eğitim müdürünün makamına giden sporculara ne verildiğini de biliyoruz. Birer kalem, birer kitap. Bırakın 55-60 altını. Kitap hediye, kalem hediye ediliyordu ya. Nerede ne koymuş ne arıyorsun? Şimdi maşallah var ki veriyorlar. Ev ver. Verir onu da verir. Belki haberi yoktur bilmem. Ama ortada bir gerçek var şu anda. Erzurum için şu zamanda bakın. Bir yıllık süre veya 1,5 yıl neyse altyapı çalışmalarını da görüyoruz. Sosyal alandaki çalışmaları da görüyor. Mesire alanları. Bakın gidiyorsunuz hafta sonları tıklım tıklım. Olimpiyat Parkı. Kullanmasını da bilmiyoruz ama neyse. Gelinen noktada Büyükşehir yasası çıktı. Tabii ilçe belediye başkanları artık o kadar fazla etkin olmamaya başladı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bütün iş, bütün yetki Büyükşehir'de. Acaba fırsat verilmediğinden mi ya da şeyden mi alakalı? Fırsat derken? Yani bilmiyorum belki de onların ön plana çıkması... Yani şimdi ya Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut Bey yani yaptığı birçok çalışmayı yani ben şunu aslında söyleyeyim. Alt belediye başkanları bir şey yaptığı zaman şunu yapmak zorunda kaldılar artık. Koca pankartlar astılar burayı biz yaptık diye. Yani haklısınız o konuda. Biraz ifade sorunu yaşandı bence. İfade sorunu değil, tanıtım sorunu. Tanıtım sorunu yaşandı. Çünkü yani niye zaten yaptıkları işi yeterince anlatamıyorlar. Sıkıntı burada. Ya bir de her şeye ben dedim mi olmuyor işte. Biz demek lazım. Yani bir Ali Korkut neden onu ihtiyaç duysun? Bir Orhan Bulutlar niye öyle bir ihtiyaç duysun? Yani her yerde Büyükşehir, 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 Büyükşehir diye gözükürse bu sefer sanki alt belediyeler çalışmıyormuş gibi bir izlenim verilir. Ama şu da var hocam. Dev bir pankart astırıp belediye binasına şu projeler deyip asacağını. Mecbur kalmış işte. Onu niye diyorum. Abi? Basından i̇şte, ambargo mu var? Ya hayır anlatamadım. Özür dilerim. Şöyle. Yani demek ki her yerde o büyük şehrin pankartları gözükünce Yakutiye de o şekilde bir şey yapmak zorunda. Ya aslında komik bir durum. Her iki taraf açısından da. Ya ben 3'er metre aralıklarla 10 metrelik brandalar görüyorum. Ya ben şuna da karşıyım. Yani büyük şehir çalışıyor. Yakutiye çalışıyor. Tabelaları var. Ya zaten aynı partisinin o tabelaları koymana ne gerek var? Ama işte onu diyorum. Büyükşehir çalışıyor, Yakutiye çalışıyor, Palandöken çalışıyor. Ya şimdi sizin ben bir şey anlamadım. Eleştiriyor musunuz, övüyor musunuz? Ya da yanlışını mı söylüyorsun? Ben ikinizden de bir i̇şte şey anlamadım. İşte ben onu diyorum. Doğrusu. Ben de dedim ki mecbur şöyle bir, kalıyor yaptığımda. Yani 10 dakika 15 dakikadır susuyorum ama ikinizden de bir şey anlamadım ben. Ya az önce şimdi bir saniye sen direkt güreşini getirdin. Hayır bir saniye ortaya. Kardeşim ben sana şimdi söyleyeyim. Yani ne yaptığım belli değil. Adam tabii ki yapacak reklamını canım. Kim yapıyorsa afişini de asacak, sağını da asacak, sonunu da asacak. Yapmasa diyeceksin ki o afişi görmesen diyeceksin ki bu adam iş yapmıyor. Bir dakika, yapmasına şimdi, bir şey kimse demiyor. Sen de anlamamışsın. Bir dakika. Biz diyoruz ki. Ha ayrım o. Biz diyoruz ki hayır. Ama şöyle büyük şey. Bak, Büyükşehir yasası böyle kardeşim. Benim ev dükkanın önünden geçen şu çizgi tam şöyle şu çizgi mesela kameraya göstereyim. Ha şöyle bir çizgi. Bak şöyle bir çizgi. Burası Büyükşehir. Hemen şurası şey ilçe şehri. Böyle hemen bir şehir. Şey yasa. Neyi eleştireceksin? Yani Büyükşehir
Büyükşehir şey olarak biz eleştiriyoruz ki sen ne anladın, ne söylüyorsun? Bir dakika. Ya 15 dakika susmuşsun ama yanlış anladın. Yok yani ben sizden bir şey anlamıyorum. Eleştiriyor musunuz? Eleştiriyoruz işte. Bir dakika. Eleştirmiyorsunuz. Bak, olur mu? Biz diyoruz ki. Yani altyapı değişti, sağ değişti, sol bak, değişti. Bak bak dur bir dakika. İşte onu diyorsun. Hayır, peşine hayır. De diyorsun niye banka taşıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Banka taşıyorsun değil, anlamamışsın. Evet. Büyük Yakutiye Belediyesi'nin belediye binasını biliyor musun? Evet. Hani o büyük afiş asıyorlar oraya. Tamam. Biz diyoruz ki o afişi niye asıyorsun? Basın yazmıyor mu kardeşim? Tanıtımını niye basında yapmıyorsun da bir pankartla yapıyorsun? Çünkü basın okunup geçtiği zaman belki hafızada kalmaz ama görsel her zaman hafızada kalır. Ben mesela isim tutamam aklımda şey. Ama sima her zaman tutabilirim. Görsellik öyle iyi mi? Önemlidir tabii ki yani görsellik. Işlem. Bina kadar bir afiş asacaksın efendim, iyi. Ya biz sevgili işte, Necergen bakın, reklamlarda bile metre... bakın ne kadar o verdiğiniz sizin televizyoncular olarak verdiğiniz reklamlar var ya ki onların içerisinde bile insanların beyin altına bilinç altına yerleştirilen küçük küçük mesajlar var. Tamam. Tabii ki görsel önemlidir. Tabii ki yapacak adam reklamını. Yani sonuçta seçim zamanı geldiği zaman her yerde o gözükürse diğerleri de onu yapmak zorunda kalıyor. Yapsınlar yani konuştuğumuz canım, nokta sanki. Bence konuyu... Adam yaptığını anlatacak. O zaman Büyükşehir dünyayı... Belediyesi de komple belediye binasını giydirsin o tabela. Zaten giydiriyor, her tarafı giydiriyor. Onda problem yok ya. Ya yapma ya. Yani onun için bütün köprüler, bütün alt geçitler, üst geçitler hepsi Büyükşehir'e ait zaten. Sen Büyükşehir'in bence, elinde. Sen bence yarın o bilek güreşi şampiyonunu al belediyeye git de ki kardeşim buna niye... Ev vermediniz. Bak şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne en çok madalya getiren çocuklardan bir tanesi ve Erzurumlu. Maşallah. Gökhan Esen. Tamam. En çok getiren dünyada, niye, Avrupa'da niye medyada yer almadı? Bilek, hayır alıyoruz ama sen medyayı takip etmiyorsun. Nasıl takip etmiyorsun? Basmaya takip etmiyorsun. Öyle, bak şimdi. Öyle. Ama bak şimdi burada boş konuşuyorsun. Bak, hayır boş bakma, konuşmuyorum. Niye? Hayır niye boş konuşuyorsun? Bir dakika. Bir hayır, dakika adam, abi. Bu nasıl bir şampiyon ki havaalanında karşılanmadı? Bu nasıl bir şampiyon ki kimsenin haberi yok? İşte onu soruyorum ben de. Kime soruyorsun? Ben sana soruyorum diyorsun ya senin haberin yok. Evet. Basıncısın. Evet. Hani niye haberimiz yok? İşte niye yok? Kim çağırdı? Tabii. Kim haber verdi? Ya işte, kim organize etti? Şimdi bu o kadar işte kötü bir durum. Ben de diyorum var ki işte, yani sürekli madalya getiren bir çocuk tanımıyor her durumda. Bunun bir kere spor il müdürlüğüyle alakalı bir konu. Yani bence o reklamını konuyu, yapmıyor. Bence bu konuyu sürekli madalya getiren bir çocuk. Yani okçulukta getiriyor, bilek güreşinde getiriyor. Havaalanında karşılayan spor il müdürlüğü değil mi? Evet. Bir daha ne? Demek ki onu da karşılayacak. Hayır o bize lafı çattı. Neyse ben karışmıyorum. Bize lafı çattı ben onun için diyorum ki güzel kardeşim bu işlerin bir prosedürü vardır. Prosedürde başında olan bakanlık vardır. Bakanlık. Önce bakanlık ilgilenir. Daha peki, sonra şimdi ben şöyle bir düşer. Konuyu değiştireyim o zaman ufak da olsa. Tamam Sekmen Bey gerçekten ciddi anlamda belediyecilik kökeni olan birisi geldi. Peki Kamil Bey belediyecilikten hadi diyelim ki ne anlıyordu ki onca proje sundu bu millete ama bir daha olamadı. Önce çok projesi. Ciddi projeleri vardı. Yani siz bitirin konumuzu da yok özür diliyorum sevgili hocam benim notlarım var yani daha önceden konuştuğunuz belediye ve devlet bahçeli ile ilgili ben onlarla ilgili dakika şey istiyorum kesinlikle yani bitirin onu da ben sevgili hocam biliyorsun ki yerel siyasette belediyelerde aday olanlar mutlaka proje üretmek zorundadır ama bir milletvekili projesi olmaz. Milletvekilinin çünkü öyle bir şeyi yok. Hayır ben onu demek istemedim. Yanlış anlamadım. Kamil Aydın'ın projesi vardır. Bilmem neyi vardır. Ama halk başka bir partiyi tercih etmiştir. İşte başka ben oraya geldim. Yani demek istediğim şu. Biz takım tutar gibi parti tutuyoruz. Aynen. Yani demek istediğim o aslında. Kamil Bey'le alakalı tabii getirdiğim bu. Kamil Aydın belki, belediye başkanı olsaydı daha farklı, daha büyük işler de yapabilirdi. Onu belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yani adayın da evet. Proje, samimiyetimle söylüyorum. Çok ciddi projeler olsaydı onu da derdim. Ama Kamil Bey'in projeleri ciddi anlamda iyi olduğu için söyledim. Yoksa şeyle alakası yok. Yani biz diğer iller gibi sorgulamıyoruz. İşte oraya gelmek istiyorum. Ama burada şu da var sevgili hocam. Şimdi ben adayım, sen de adaysın. Benim projem var, senin de projem var. Seçime giriyoruz. Dursun Ali Akkoş belediye başkanı seçiliyor. Tamam? Evet. Benim projem elimde kaldı. Erzurum için de çok büyük bir proje. Çok da güzel bir proje. Dursun Ali'de o proje yok. Ben getirip Dursun Ali'ye projeyi vereceğim yerde yırtıyorum.
Niye vereyim kardeşim? Benim projem. Aslında olması gereken o değil. Getireceksin, çağıracaksın medyayı. Sevgili başkanım, Allah hayırlı etsin. Bu projemdi. Erzurum için bu. Benim seçilmem önemli değil ama şu projemi düşünürseniz, değerlendirirseniz sevinirim. Dediğiniz çok güzel. Bir cesaretli aday da göremedim. En azından kopya çekilmezdi. Doğru. Doğru. Evet sevgili Akkoç. Söz sende. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani çok karmaşık bir şey oldu. Öncelikle unuttum, konu dağılma oldu ama ki yine de benim aldığım bir iki not var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili eleştirilerinize ben bir cevap vermek istiyorum. Şimdi benim şahsi kanaatime göre Devlet Bahçeli bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok büyük bir şanstır. Niye şanstır? Biz, eleştirilerinize demeyelim de eleştirenlere diyelim. Yani eleştirileriniz, söylemlerinize. Akkoç bugün programa gelmeden önce meyve yedi. Hatırlattı. Evet. Çok büyük bir şanstır. Niye çok büyük bir şanstır? Onu söyleyeyim size. Şimdi Türkiye kozmopolitik olarak çok kozmopolitik bir ülke. Hem mezhepsel hem ırksal olarak çeşitli ırkları ve çeşitli mezhepleri bir arada barındıran bir ülke. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de Türklerin temsilcisinin olduğunu söylediği bir parti. Şimdi siz karşınıza bir şey düşünün, sürekli bu devletin bayrağına, bu millete, bu vatan evlatlarına, bu insanlara hakaret eden bir yapı düşünün ve hiç sokaklardan çekilmiyorlar. Sürekli hakaret ediyorlar. Hatta bazı yerlerde bayrak yakma olaylarına kadar iş varmıştı zamanında. Devlet Bahçeli'nin yerinde başkası olsaydı şu anda korktuğumuz iç savaş çoktan başlamıştı. Devlet Bahçeli gerçekten devletini seven bir insan ve insanları sokaktan çekip siyasetle tutmasını bilen bu bir konuda insan. Nadir, dünyada örnektir bence. Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu pozisyonunu kesinlikle atlamamak gerekir. Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok büyük bir şanstır. Onun yerinde kim olsaydı şimdi 50 defa biz eski 80'ler öncesi gibi sağcı, solcu, ülkücü, komünist savaşına girmiştik. Devlet Bahçeli kendi tabanını siyasetle, ki olması gereken odur, siyasete çekip sokaktan geri çekmiştir ve sokağa bırakmamıştır. Halen daha da iktidar çağrısında bulunup sabreden bir liderdir. Başkaları gibi %70'lerden, %80'lerden ineri tetiğinde de bulunmayan bir liderdir. Bunu herkes aklının kenarına yazsın. İşte koalisyon konusuna gelecekken onu demek istiyorum yani. Yani o bunu, şartlar şimdi sunulmasındaki her şey, hangi lider şey, insanları bu tür provokatörlük veya sokaklara 6-7 Eylül olaylarında Selahattin Demirtaş demedi mi inin sokağa? Selahattin Demirtaş'ı getirip şimdi onunla kıyaslaman doğru değil ki. Kardeşim bir saniye. Hayır. Bir saniye. Şimdi ülkücü camiadan bahsediyoruz. Bir saniye. MHP'den bahsediyoruz. Tamam işte onu söylüyorum. HDP'yle onu bir tutman doğru değil de. Allah Allah. Şunu diyorum. Bir tutmuyorum. Bir dakika. Biz şundan konuyu açtık. Biz Devlet Bahçeli'nin kişiliğine, karakterine zaten bir şey dediğimiz yok. Biz diyoruz ki ben dedim onu. Amerika'da devlet başkanlığı dahi 2 dönem yapılır. AK Parti'de 3 dönem genel başkanlık ve milletvekili seçimi kuralı vardır. Ki öbür kademelerde de öyle. Ama ben de arada söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi. Esnetildi kardeşim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsun. Bir kişi. Hadi esnetmeselerdi bu seçimlerde. Madem Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar demokratik bir parti, esnetmeseydi. Neyi esnetmeseydi? Hayır, 3 dönem kuralını esnetmeseydi bu seçimlerde esnetiliyor. Ama geçti o kadar zaten demokratik bir seçim. O kadar demokratik bir parti getirip ta Amerika demokrasisine aynı seviyeye koyduğun için sana teşekkür ediyorum. O kadar demokratik bir parti karşısına il başkanlığında bile karşısına rakip çıkartmıyorlar. Bu nasıl bir demokrasi? Ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen hayır, işi nereye getiriyorsun? Sen hayır ama şimdi Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirirken şey yap.
Amerika ile karşılaştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir partiyle karşılamasın. Çünkü Türkiye'de lider egomanyası vardır. Bir dakika, bütün partilerde vardır. Anavatan Partisi denince akla kim gelir? Turgut Özal. Doğru Yol Partisi. Süleyman Demirel. Refah Partisi. Necmettin Erbakan. CHP. CHP'ninki Deniz Baykal. Veya İsmet İnönü. Veya Atatürk. Niye hemen onlar efendim? Akla geliyor? Çünkü hep uzun dönem yaptıkları için. Ben şunu diyorum arkadaş. Ben de karşıyım ona uzun tamam dönem yapmasına. Tamam işte benim demek hatta bir ben dönem yapsınlar. Ben şunu diyorum. Ben diyorum ki kardeşim bir insana 5 yıl görev verin ya da 2 kez görev verin. Ondan sonra o insan Türkiye'yi uzaya da çıkarsa, Türkiye altınların içinde de boğulsa onu görevden alın. Niye alın? Çünkü biz Orta Doğu insanıyız. Evet. Biz şu sudan içtiğimiz zaman bizim ruhumuzda diktatörlük var. Bizim ruhumuzda sahiplenme var. Aynen. Obama demiyor mu? Diyor ki kardeşim Orta Doğu insanlarını anlamıyorum. Niye? 2 yıl kaldıktan sonra o ülkenin sahibi gibi davranıyorlar. Evet. 2 yıldan fazla yetkiyi vermeyeceksin. Kanunu, kuralını ona göre yapacaksın. Ona göre şey yapacaksın. Yönetim o şekilde olacak. Ben zaten bunu savunan bir insanım. Biz de onu diyoruz. Ben sadece arada hani şey hepsini atladım ki. Devlet Bahçeli'yi söylediğim için. Şu konu şu bence bu vakitten. Evet. Siz farklı bir şey demedik ki sevgili evet. Akkoç. Biz şunu diyoruz. 2 dönem, 3 dönem neyse. Ama devamlı o koltuğa oturup da gelenin de önünü tıkamak doğru değil. Bu her şeyde geçerli. Yani, hepsi için geçerli. Ben burada program yaparken insanlara bir şey veremiyorsam ama yıllarca da ben yapacağım dersem olmaz. Bunun bir mantığı yok. Çünkü artık yüzün eskiyor. Düşüncelerin de eskiyor. Heyecanın kalmıyor. Şevkin kalmıyor. Dolayısıyla öyle bir şey yapacaksın ki ama Türkiye'de muhalefet var mı? Bana sorarsan muhalefet yok. Ama Naci Bey işte konu ne? Şimdi bir Milliyetçi Hareket Partisi veyahut da Devlet Bey'i yani ben isterdim ki daha farklı bir şekilde eleştiriler gelsin. Yani bütün sorun bir el öptürme miydi? Yani biz bugün başkalarının ellerini öpenleri konuşmuyoruz da bir Devlet Bey'in ellerini öpenleri mi konuşacağız? Bugün işte dış güçlere hizmet ettiğine inandığımız kişileri konuşmuyoruz da Devlet Bey'in el öptürmesini mi konuşacağız? Veyahut da bugün adamlar sokaklara hendek kazıyorlar, işte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Veyahut da bakanlar hakkındaki soruşturma, işte o 7 Aralık mıydı? O dönemdeki şeyleri konuşmuyoruz da Devlet Bey'in elini öptürmesini mi konuşuyoruz? Benim demek istediğim bu. Yani Devlet Bey'i ancak biz o şekilde eleştirebiliyoruz. Birisi geliyor, çocuğu yok, işte şu var. Birisi geliyor, o olmamış, bu olmamış. Ya arkadaş... Yani eleştiri yapacaksak da el insaf seviyesinde yapmakta fayda var. Yani el öpme muhabbeti şundan açıkçası. Sizle ne alakası yok, özür dilerim. Ben halkın gözündeki, sakın yanlış anlamayın. Hayır, lütfen. Şöyle diyeyim, ben gerçekten ama haklısınız, konu açıldı diye diyorum. Bazı internet sitelerinde olsun, Facebook sayfalarında olsun, inanın Devlet Bey hakkında gördüğüm en komik eleştirilerden biridir o. Bir çocuğuyla alakalı. Bir, yani kişisel işte, o konular, ya şimdi o Allah, hayatları, kusura bakmasın ya o da çok ayıp bir şey. Ülke Ocakları Genel Başkanı da ne dedi? Bütün 81 ildeki bütün ülkücülerde onun evladıdır dedi. Evet. Yani nereye gelmek istiyorum? Az önce Dursun Ali Bey o kadar harika bir konuya değindi ki aslında biz orayı es geçtik. İnanın bakın iktidar olmasa bile, muhalefette kalsa bile takdir edilecek çok ciddi hareketleri var. Eleştireceği yanları olduğu kadar Sayın Genel Başkanım takdir edilecek ciddi anlamda da duruşları var. Yani bugün siyaseti hiçbir zaman nasıl diyeyim belden aşağı çirkef bir duruma çekmedi mesela. Bu çok ciddi anlamda takdir edilecek bir noktaydı. Bugün isteseydi farklı şekilde oyunu artırma yerine gideceğine bugün farklı bir duruşla yapıyor. Ve 4 maddeyi incelediğimiz zaman da koalisyonda bunun neyi kötüydü acaba? Son olarak tablo ne olur? Ben bir şunu kasım. Söyleyeyim. Ben yani AKP'nin oylarının çok ciddi anlamda düşeceğine inanmıyorum. Ama ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının artacağına inanıyorum. Ne olur? Koalisyon olur yine. Bir şey çıkmaz. Oylarda değişim çıkmaz. Olur mu yüzdelemede? Tabii ki ya şimdi çok erken konuşmak. Yani şu anda
bir günü birbirine uymayan, bir gündemi birbirine uymayan bir ülkede yaşıyoruz ve yarın ne olacak? Yarına çıkacağımız belli değil. Yarın seçim olacağı belli değil. Biz şimdiden tahmin, yani yürütmek kendi bireysel tahminimizi içimize tabii ki düşündüğümüz şeyler var ama fikrimce bu. Yani evet. Şey olarak ben tahmin yürütemem ama anladım Akış. Teşekkür evet. ediyorum. Çok yardımcı oldun. Sevgili izleyiciler, biz Erzurum'da bu haftalık, bugün çarşamba biliyorsunuz, zaten normalde çarşamba günleri, perşembe günleri tüketici sorunlarını ele alıyoruz. Yarın da tüketici konularını konuşacağız. Sevgili avukat Erhan Topçu ve yine bir tüketici derneği başkanı Sayın Gamze İspirli stüdyo konuğumuz olacaklar ama bundan böyle pazartesi günleri, sadece pazartesi günleri saat 13 ile 15 arası gelişmeleri değerlendireceğiz. Diğer günlerde sıcak gelişmeler olduğunda tabii ki yine programlara devam edeceğiz. Bu haftalık bu ekipten bu kadar ama yarın tüketici konularını aldığı ele alınacağı bize Erzurum'da yine birlikte olacağız. Ben sevgili Dursun Ela Koç ve sevgili Alper Bıyıklı'ya teşekkür ediyorum. Ve yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tüketici sorunlarının ele alınacağı bize Erzurum'da görüşmek dileğiyle mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.